Tekrar merhabalar. Şimdi Eren Erdem CHP'li katıldığı televizyon programında diyor ki Kılıçdaroğlu 7 düvele kadar e, mücadele etmiş. 7 düvelle mücadele etmiş. Rakibi Recep Tayyip Erdoğan değilmiş. Putin'miş oymuş buymuş. Ya gerçekten kendi seçmeni de artık bunlara inanıyorsa kendi seçmeni hala bunlara oy veriyorsa o seçmene de hiçbir şey demeyeceksin. Bütün dünya gördü gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerek yanındakileri, PKK terör örgütü de dahil, Kandil de dahil, dış basın dahil, iç basının kendi tarafında olanların hepsi dahil, bütün işte e, dış memleketteki önemli isimler dahil, hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Oysa ki Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya karşı bir seçim kazandı. Ama hala kendi seçmenini aptal yerine koyuyorlar. Ya bak ben... Gerçekten çok özür diliyorum bu cümleyi kullandığım için ama gerçekten artık bu CHP seçmenini aptal yerine koymayın. Şunu deyin hani daha önce bir vekildi galiba CHP'li biri yine seçmen e, biri dedi ki işte veriyorsa veriyor size ne falan seçmeni böyle aşağıladı. Bunu deyin çok daha dürüstçe deyin ki abi biz ne yaparsak yapalım kaybedersek de bizim bir seçmenimiz var bize oy veriyor. Biz hani %20-22'lik bir tane kemik oyumuz var. Seçmen bize oy veriyor. O yüzden hiç sorun yok deyin. Çok daha dürüstçe olur. Ama kalkıp da televizyonlarda bütün dünyanın gözünün içine baka baka Kılıçdaroğlu işte Putin'le ona. Kılıçdaroğlu'nun yanında 7 düvel vardı. Evet o 7 düvel, düvel Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Ve Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya karşı ve açık açık söylediler. Biden'a ayrı söyledi, işte Almanya'dan biri ayrı söyledi. Yabancı akademisyenler ayrı söyledi. Söyledi de söyledi. Bırak sen Kandilya. Bakın yabancı devletlerden tutup Kandil'e kadar. Herkes Kılıçdaroğlu destekledi ama buna rağmen Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadı. Sizin sorununuz bu. Her CHP'de Kılıçdaroğlu bana göre kalsın. Şimdi günah çıkartıyorlar. Şimdi günah çıkartıyorlar. Nevşin Mengü mesela diyor ki Diyor ki efendim bu altılmasa hiçbir şey yapmamış. Kısır günü falan filan. E günaydın. Günaydın Nevşin Mengü. Bak konuyu sana bağlayayım çok güzel. Eren Erdem, Nevşin Mengü falan. Abicim siz bunları deli gibi desteklediniz. Siz bunca yıllık gazetecisiniz. Bunu defalarca söyledim. Siz Kılıçdaroğlu'nun e, bu kapasitede olduğunu biliyordunuz. Bilmiyorsanız da o zaman bu mesleği bırakın. Hiçbiriniz gazetecilik yapmayın. Ama sizin amacınız... Ülkeyi Kılıçdaroğlu yönetir mi yönetemez mi değildi. yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Yeter ki CHP gelsin. Kılıçdaroğlu mu başında? O mu başında, bu mu başında? Sizin umurunuzda değil. O an Kılıçdaroğlu adaydı ve siz deli gibi desteklediniz. E bu kadar kapasitesiz bir adam. Demek ki Cumhurbaşkanı seçilseydi şu an ülkede ne oluyordu? Fakruza ile içinde iç savaş falan çıkmıştı herhalde. Kalkıp şimdi sanki o gün hiç savunmadınız sevgili Nevşin Mengü. Hiç savunmamışsınız gibi bugün kalkıp Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine adeta sokuyorsunuz. Ben de sizleri ayıplıyorum açık söyleyeyim yani. baştan Nevşin Mengü, Uğur Dündar olmak üzere herkes Kılıçdaroğlu kazansın diye canını dişine taktı. Biz de Tayyip Erdoğan kazansın diye aynısını yaptık. Ama biz doğru taraftaymışız, siz yanlış taraftaymışsınız. Altılı Masa'nın Hiçbir şey olmadığını yeni mi anladınız? Hayır, biliyordunuz ama hiç önemli değil. Ne olup ne olmadığı hiç önemli değildi. Mesele burada memleket meselesi değildi. Sadece gitsin. Memlekette ne olursa olsun du. Şimdi kalkmışsınız Kılıçdaroğlu gitsin. Yeter ki gitsin. Sizin zihniyet değişmiyor. Acaba Kılıçdaroğlu'nun yerine bak açık söyleyeyim İmamoğlu diyorlar. İmamoğlu daha mı iyi? Bana göre Kılıçdaroğlu'nda daha iyi değil. Kötünün iyisi bile değil iyisi bile değil. İmamoğlu çok daha farklı e, sorunlar getirir CHP'ye. Kalkmışlar şimdi Nevşin Mengü diyor ki bunlar kısır günü mü yapmışlar onu mu yapmışlar şunu mu? Hani nasılsa bak ben kullanmıyorum seçmen eşek gibi verecek. Ben bunu da CHP seçmenini ben anlamıyorum. Öbürü diyor nasılsa bize verir ne yaparsak yapalım. E, Nevşin Mengü diyor eşek gibi ver. Estağfurullah ya ben CHP seçmenine bunu diyemem ama bu yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi bir. İkincisi seçim döneminden sonra CHP'nin kendi içindeki bu tutarsızlıkları altılı masasının bu şekilde dağılması. Yani birbirine girmeleri, birbirinin arkasından Nevşin Mengül'ün de dediği gibi birbirinizin arkasından demediğinizi bırakmadığınız bu kadar seviye düşmüş. CHP seçmeni hala yeter ki bu hükümet gitsin bu gelsin diye oy veriyorsa CHP'ye de. Arkadaşım İzmir'de bir iş yeri açtı. Diyor ki ya Sevda abla diyor. Ben anlamıyorum diyor. İzmirliler diyor nasıl oy veriyor CHP'ye ya diyor. Tamam diyor benim de AK Parti'de eleştirdiklerim var ama en azından AK Parti belediyeleri girdiği yeri güzelleştiriyor diyor. Eksileri varsa artıları da var diyor. Ya inanmıyorum diyor. Kokuyor ya. Şehir kokuyor diyor. O kordon falan. Dedim yani dedim onlarda öyle bir şey var dedim ya. Bu pisliği çekmek istiyorsanız çekin. Ben ne yapayım? Ama Bari o pisliği çekiyorsanız aynı şekilde gazetecilere diyorum. Siz madem ki Kılıçdaroğlu için bu kadar mücadele ettiniz siz de susun biraz. İnsanlar diyor ulan bu kadar konuştuk ayıp toplumdan ayıp şimdi biz tam tersini söylüyoruz millet bize ne diyecek. Aslında buradaki sizdeki e, tutarsızlık, istikrarsızlık ve samimiyetsizlik ortaya çıkıyor. Daha dün Kılıçdaroğlu için canını ortaya koymuşların bugün Kılıçdaroğlu'nu bu kadar yermeleri kendi karakterleri hakkında olumsuz düşünce oluşturur. Hiç mi görmediniz? O zaman bırakın bu mesleği, emekliye ayrılın. Gidin patates soğan ekin, biber ekin, domates ekin. Balık avlayın, bir şey yapın kardeşim. Bu kadar mı yani? Şimdi çıkmışsınız, şöyle de böyle de öyle de. E Kılıçdaroğlu ben de olsam o koltuktan gitmem. Zaten CHP'ye gelenin derdi memleket meselesi değil. Koltuk meselesi o koltukta. Türkiye'de değil dünyada muhalefet olmak kadar güzel bir şey yok. Vur söylesin. Yıllar önce şimdi İyi Parti'de olan bir vekil şöyle demişti. Muhalefet olmak güzel sevda. Vur gitsin, söyle gitsin, laf çak gitsin, salla gitsin. Bu. Amaçları bu. Çünkü eğer gerçekten istikrar ve yönetimse senin talip olduğun şey önce kendi içini düzeltmen lazım. Şirket gibi ya. Ben o zaman da dedim seçim dönemi ama mahalle, mahalleyi teslim edemezsin ya. Bırak geçtim market yönetemezler. Mahalle de çok büyük. Ama dertleri o Eren Erdem çıkmış. Yok yedi düvele. Hadi oradan ya ne yedi düveli. Yedi düvele karşı tek aday Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yedi düvele rağmen kazandı. Kılıçdaroğlu o kadar desteğe rağmen. Desteğe rağmen. içerden dışarıdan dağdan teröristten. Ondan desteğe rağmen kaybetti. Ama şimdi amacınız sizin. Tekrar CHP'de kalıp. Aa, sefanızı sürmek. Nevşin Mengü'ye de gelince. Tabi işiniz sör. Dün öyle söylüyordum. Bugün böyle Uğur Dündar hepsi aynı. Fatih Portakalı. E sonuç? Yarın şimdi farklı mı konuşacaksınız? CHP Genel Başkanlığında gene Kılıçdaroğlu kalırsa siz yerel seçimlerde yine şak 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 alkışlayacaksınız değil mi? Ha bunun da gazetecilik öyle mi? Canım benim ya. Geçelim bunları. Evet efendim. Yedi düvele karşı kazanan Tayyip Erdoğan'dır. Yedi düvele karşı kaybeden. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Her şeye rağmen. Bu kadar desteğe rağmen. Kaybeden <laughs> Kılıçdaroğlu'dur. Hayatta böyledir. Anladın mı? Samimiyet ve çalışma. Ki diyorum ya bana ben AK Parti'yi eleştiren insanım geri geldiği zaman. Eleştiren insanım. Ama memleket meselesi ise mesele benim kılıçdaroğlu'nun karşısına koy eee Tayyip Erdoğan'ın karşısına koyduğunuz kişi Kılıçdaroğlu ise benim durmam gereken yer ister seveyim ister sevmeyeyim. Bir arkadaşım var. Ne dedi biliyor musun? Nefret ediyorum aslında dedi. Ben sevmiyorum. Yani AK Parti'yi, Tayyip Bey'i de sevmiyorum ama dedi ben bu ülkede istihdam sahibiyim. Ülkemi seviyorum dedi. Gittim dedi oyumu verdim. Bak bu adamınki bile tamam mı? Ne kadar önemli. İnan benim oyumdan onun oyu daha kıymetli. Çok ciddiyim. Bak çok daha kıymetli. Bu yüzden memleket meselesini lütfen kenara itmeyin. O işte Atatürk'ün de dediği gibi o Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar sevdiğinizle alakalı, sahiplenmekle alakalı. Hadi bakalım daha bu gazeteciler çok konuşur siz merak etmeyin. Çok daha değiştirirler. Yarın bir bakarsın Kılıçdaroğlu'cu olmuşlar sorma. Diğer videolarda bir Meral Akşener olayı var o da sallıyor. Bakacağız onu da değerlendireceğiz kendinize iyi bakın.